İlginç şöveler gördünüz mü? Yakışıklım ben değil ama papa görmüş benim gördüğüm. Bayağı net konuşuyor adam. Papanın konuşmasını yayınlasana. Tabii. Şöyle söylüyor papa. Şeytan gerçek bir kişi, adı ve soyadı olduğuna eminim. Şeytan kötülüktür. Milano'daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir. Papa, şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum. Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytanla diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Sizi alt üst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz. Kendisine şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz diye sorulması üzerine de papa, evet eminim diye cevap verdi. Evet. Yani şeytan derken Deccal korkutuyor, diyor ki ben senin benliğini eritirim. Seni yok ederim, ruhunu çeker alırım falan diyor. Onlar da acayip korkuyorlar. Böyle harikaları da gösterdiği için felaket korkmuş papa benim gördüğüm. Çünkü mesela adamı yatırıyor. Yatırıyorlar adamı. Adam ortadan ikiye biçip arasından geçiyor. Yani öyle bir görüntü göstertiyor. Akıllarını atıyor o zaman. Akıl almaz korkuyorlar. Adamı tam ortadan ikiye biçmiş olarak göstertiyor. Adama diyor ki sen bana ne zaman inanırsın? Ben Allah'ım diyor, haşa. Adam bir anda aklı gidiyor yani. Allah olabileceğine ihtimal vermeye başlıyor. Bir sefer bak. Dedim ya, o bir dakikalık kriz, işte o delilik anı onda oluşuyor. Bir buçuk dakikanın içinde aklı gidiyor. İşte papanın dediği o. Bir buçuk dakikanın içinde adamı çıldırtıyor. Adam ihtimal veriyor. Allah olacağına inanıyor. O zaman beyni uyuşuyor önce. Sonra beyni kaybediyor aklını. Aklını tamamen gidiyor. Diyor ki adama, sana diyor, ölmüş babanı diyor, dirilsem Allah olduğuma inanır mısın diyor. Ahmak diyor ki evet diyor, inanırım diyor. Getir babamı diyor. Ama kaderini samimi söylüyor yani. Adam diyor işte falanca gel diyor, bak oğlum burada diyor. Adam ölmüş babasını görüntü olarak göstertiyor. Halüsinasyon ama. Evet. Hipnoz etkisi altında babasını görüyor. Hemen ayağına kapanıyor. Allah olduğuna inanıyor. Ondan sonra aklı fikri gidiyor işte. Manyağa dönüyor. İşte Fethullah Gülen'e yapılan da bu. Papa'ya da yapmışlar benim gördüğüm. O da Darwinist yapmıştır adamı. Ne diyor? Bunların hepsi diyor hurafe diyor. Yani İncil'de geçen, Kur'an'da geçen yaratılışla ilgili açıklamaların tamamı hurafe diyor. Bu Deccal'in ona iknası. Evet, evet. Deccal'le kısa bir konuşması olmuş, aklı yatmış. İkna etmiş. Yani mahvetmiş onu. Ve korkuyor yani şu an. Ama getirirse buraya, ya biz oraya gelip mekanına da gidebiliriz. Gözünün önünde onu nasıl tepelediğimi göstereyim ona. İnşallah. Söz bir, Allah bir, bana güvensin. Yani kanuna, hukukla, ilimle, irfanla. Evelallah. Tek tokatta yere yapıştırmazsam bana ne diyorsa desin. Manevi tokat ama. İlim tokadı yani. Rezil rüsva ederim. İnşallah.